Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda sizlere neden Mac Mini'den MacBook Air'e geçtiğimden bahsedeceğim. Yakın zamanda MacBook Air'in kutu açılış videosunu paylaşmıştım. Şuraya bırakırım. Hatta Mac Mini'nin de paylaşmıştım. Onu da şuraya bırakırım. Onları da bu videoyu izledikten sonra izleyebilirsiniz. Pek çok kişi sordu. Mac Mini'ye ne oldu? Niye MacBook Air'e geçtin diye. Bunu bir cevaplamak istiyorum. Öncelikle tabii Mac Mini'ye ne oldu? Diye onun bir cevabını vereyim. Mac Mini duruyor hala. Onu abim kullanıyor. Abime verdim. Ondan da gerçekten memnundum. O cihazla ilgili tek eleştirim, tek söyleyebileceğim negatif yön 16 değil de 8 GB'lık RAM almam. Ama elbette o zaman çok masraf yapmamak için, çok yük altına girmemek için öyle bir tercih yapmıştım ama kullanılıyor mu? Kesinlikle kullanılıyor. Başlarda iyi bir deneyime sahip değildim değil ama güncellemelerle birlikte Premiere Pro'yu beta halinde bayağı mis gibi kullanıyorum. Hatta full ön izleme özelliğiyle. Proxy kullanmadan 4K videoyu üzerine renk attığım halde yazılarla vesaire full çözünürlükte oynatabiliyorum ve bunu hızlı şekilde yüksek hızlı modla hızlı hızlı atlamak için öyle video montajlıyorum ben daha hızlı olması için o şekilde yapabiliyor. Bir yerden sonra tabii 8 GB'lik RAM'den kaynaklı şişiyor ve donuyor ama Space'e basıp tekrardan hızlandırdığınızda yine akmaya devam ediyor. Yani Mac Mini'den performans açısından bir hoşnutsuzluğum kesinlikle yoktu. Tabi diyebilirsiniz niye o zaman Macbook Air'e geçtin? Çünkü Mac Mini'nin performansı aslında Macbook Air'e kıyasla daha iyi. Bunun iki farklı sebebi var. Baz donanımda 256 GB'lık depolamada 8 çekirdek GPU ile M1 işlemcili Mac Mini gelirken M1 işlemcili MacBook Air ise 7 çekirdekli GPU ile geliyor. Arkamdaki de 256 GB'lık dolayısıyla 7 çekirdekli ve fanı yok. Mac Mini'de de fan var. Yani aslında bir miktar yaklaşık %5 ile 10 aralığında %12'lere 13'lere kadar da çıkabiliyor yer yer. Mac Mini daha performanslı aynı donanımda. Niye böyle bir tercih yaptın? Yani performanstan niye kayıp verdin diyebilirsiniz. Aslında bunun çok önemli bir cevabı var. MacBook Air taşınabilir bir bilgisayar. Dolayısıyla ben de o sebeple, tamamen o sebepten dolayı Mac Mini'den MacBook Air'e geçiş yaptım. Peki buna değdi mi? Açıkçası şunu söylemek istiyorum. Sokağa çıkma yasakları halen daha devam ettiği için çok yakın sürede bitecek. Hafta sonu çekiyorum bu videoyu. Dolayısıyla deneyimleme fırsatım. Yani Macbook Air'i alayım da şöyle çayır çimende bir video düzenleyeyim. Ofise gideyim orada da bilgisayarımı kullanmaya devam edeyim şeklinde bir deneyimle henüz karşılaşamadım. Böyle bir deneyim yaşayamadım. Ama elbette önümüz yaz gezeceğiz tozacağız. Böyle bir taşınabilir bilgisayara ihtiyacım olacaktı. Harici bir bilgisayarım da olmadığı için bu arada eski bilgisayarımı satıp aslında bunun üzerine bir miktar para ekleyerek aldım. Yani dolayısıyla şimdi kardeş arka arkaya iki bilgisayar hayırdır sen diyebilirsiniz. Eski bilgisayar iyi bir para etti Windows açıkçası beni de şaşırttı. Hızlı da satıldı bu arada. Tam yasaklardan önce onu sattım. Açıkçası gerçekten memnunum. Performans açısından pek bir fark var mı derseniz hayır. Performans açısından en azından benim kullandığım uygulamalarda Premiere Pro'nun betasında 4K 25 kare üzerine renk atıp düzenlediğim videolarda herhangi bir performans kaybıyla karşılaşmadım. Donanımlarda elbette biraz farklılık var. MacBook Air burada daha avantajlı Mac Mini'ye kıyasla. O da Mac Mini 8 GB'lık RAM ile gelirken bu 16 GB'lık RAM ile aldım. Dolayısıyla RAM yüksek olduğu için RAM'de tutarak bilgiyi hem SSD'yi az yoruyor hem de işlemciye daha az yük biniyor. Bu da bilgisayarın daha verimli çalışmasını sağlıyor. Mesela Macbook Air'in 8 GB'lık RAM'li modeli çok uygun fiyatlı. Çok uygun fiyatlı derken elbette rakipleriyle kıyasladığımızda, Microsoft tarafındaki Windows bilgisayarlarla kıyasladığımızda, özellikle sahip olduğu donanımlar, ekranı, hoparlörleri, mikrofonu, kamera performansı ve daha pek çok klavyesi, pil performansı bunlarla gerçekten rakipsiz aslında o fiyatta. Elbette 9000 lira, ya sen dalga mı geçiyorsun diyebilirsiniz. 9000 lira civarlarına alınıyor. Ama maalesef öyle yani rakipleriyle kıyasladığımızda iyi bir ürün. Dolayısıyla yani 8'lik onu alsam yetmez mi diyebilirsiniz. Genel kullanıcıysanız yeter. Ama başka insanlardan da duyduğum kadarıyla ya ben 8'lik aldım pek performansından memnun değilim. Bunu satsam mı acaba diye soran insanlar da var açıkçası. Yani bütçeniz varsa öyle ufak tefek bir borçla işte taksitle vesaire alabiliyorsanız kesinlikle 16'lık çok daha mantıklı olacaktır. Depolama tarafına geldiğimizde ise orada işler değişiyor. 512'ye 1 terabayta 2 terabayta yükseltin demeyeceğim size. Yani dolar kuru vesaire malum zaten 2 terabayt falan dediğimizde işlerin içerisinde 20 bin üstü çıkmaya başlıyor. İnanılmaz paralar gerçekten. Hiç oralara girmeye gerek yok. Size tavsiyem 256 GB'lık depolamayla alabilirsiniz. Eğer bütçeniz varsa elbette sınırı yok. 2 TB'lı al. Bana Ama eğer bütçeniz doğrultusunda uygun fiyatlı bir çözüm arıyorsanız benim gibi 256 GB'lık depolamaya sahip MacBook Air'i alabilirsiniz. Üzerine harici SSD'ler, harici diskler kullanabilirsiniz. Mesela benim şu arkada disklerim var. Bunları size göstereyim. Farklı bir 3,5 inçlik de var o 8 TB'lık. Bunlar aslında yedekleme amacıyla kullandığım diskler. Ancak burada bir SSD var mesela. Bu disk kutusu USB 3.1 hızını destekliyor. İçerisindeki Kioxia marka disk de 520-540 MB saniyelik okuma yazma hızlarına sahip. Fakat bu disk kutusundan kaynaklı 300-350 MB hızlara düşüyor. Bu da aslında bu disklerin 3,5-4 katı neredeyse hız anlamına geliyor. Dolayısıyla veri transferi yapmak istediğimde kesinlikle ben bunu kullanıyorum. Aynı zamanda videoları da düzenlemek istediğimde bunun üzerinden düzenliyorum. Arka tarafta farklı bir SSD de var bu arada. Bunun iki farklı avantajı var. Onlardan bir tanesi sessiz olması. Şu diskler içerisinde hareketli diskler olduğu için bayağı disk var. Ve dönüyor sürekli ses çıkartıyor. E şimdi ya Selman dalga mı geçiyorsun? Ufacık sesten mi rahatsız oluyorsun diyebilirsiniz. Fakat Macbook Air'de fan yok. E fan olmadığı için tamamen sessiz, yalıtılmış bir alanda çalışabiliyorsunuz. Dolayısıyla kullandığınız diskin ses çıkartması bu sefer rahatsız ediyor. Ciddi anlamda söylüyorum. Ben eskiden böyle bir şey takılmazdım Windows bilgisayarımda. Çünkü onda bayağı diye uçak gibi <laughs> ses çıkartıyordu. Fakat işte MacBook Air'de ses olmadığından dolayı veya Mac Mini'de de aynı deneyimi sahiptim. Onda da fan çok yavaş çalışıyordu. Yani ses yanmıyordu. Dolayısıyla kullandığım disklerin de aktif kullandıklarımın SSD olmasını tercih ediyorum. Hızı da geçtim. Diğer ikinci avantajı da zaten hız. Hız konusunda da önemli bir avantaj sağlıyorlar. Ve bu sebeplerden dolayı SSD kullanıyorum videoları düzenlerken aktif performans gerektiren işlemleri yaparken. Hepsini de bu arada açıklamalar kısmına koyacağım. Macbook Air ile alakalı da çok merak ediliyor. İşte hangi ekran koruyucu aldın, hangi kılıfı aldın, altında üstünde koruyucu kılıflar var. Bunlar merak ediliyor. İşte monitör ne? Mouse, mousepad, klavye bunların hepsi merak ediliyor. Masa çok soruluyor. Masanın da linkini ekleyeceğim. Açıklamalar kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz bunlara. Şunları da Şöyle bırakayım şimdilik. Biraz konuyu da attım kusura bakmayın. Şöyle performansa tekrardan değinmek istiyorum. MacBook Air'de fan yok. Bundan biraz önce bahsetmiştim. Ve performans kaybı hissettim mi diyebilirsiniz. Kesinlikle hissetmedim. Zaten ısınmıyor alet. Ya şu telefon, şurada iPhone var mesela. Bu daha fazla ısınıyor. Hele ki oyun oynarsanız vesaire zaten o Yani. <laughs> diyebilirsiniz ya zamanda niye madem Mac Mini aldın? Zamanında Mac Mini aldım çünkü Türkiye'de ilk alan insanlardan bir tanesiydim. Her ne kadar Apple bir ay sonunda teslim etmiş olsa da. Ve o zamanlar M1 dediğimiz işlemci çok yeniydi. Haliyle yazılımlar uyumlu değildi. Ne olacağı belli değildi. Ne kadar performanslı olacağını yurt dışındaki testlerde gördük. Ama benim kullandığım uygulamalarda nasıl bir performans sunacaktı bunları görmemiştim. Ve bu yüzden en uygun fiyatlı donanımı alarak ki zaten merak da ediliyordu. Ya, yani 7000 liraya Mac Mini'yi alabiliyorsunuz. En baz donanımında yani 7000 liralık bir Mac bilgisayar nasıl bir performans veriyor bunu da biraz anlatmak istedim. Kullandıktan sonra memnun kaldığım için laptopumu satarak Macbook Air'e geçiş yaptım. Hikaye aslında tamamen böyle ve Macbook Air'i 16 GB RAM ile almamın sebebi de uzun vadeli kullanma hedefim. Zaman ne evet de belli değil ama bunu en azından birkaç yıl kullanmak istiyorum. Tabi birkaç yıl az bir süre gibi gelebilir. Ben YouTube'da teknoloji içerikleri ürettiğim için böyle söylüyorum. Yoksa normal bir kullanıcı, merak edilen bir soru bu arada. Kaç yıl kullanabilir diye bu bilgisayarları. Aslında temel bir işlemleri yapmak istiyorsanız, işte maillerimi okuyayım, video izleyeyim, webde gezineyim. Bu işlemler için 10 yıl, belki 15 yıl gerçekten bu bilgisayarları kullanabilirsiniz. Çünkü 2010 yılında çıkan 11 yaşındaki iPad'lerin bile halen daha çalıştığını düşündüğümüzde bu bilgisayarın da 10 yıl götüreceği kesinlikle bence şüphesiz. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenerek de destekte bulunabilirsiniz. Ayrıca kullandığım ekipmanları da açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Çok sık sorulan bir soru olduğu için bunu da açıklama gereği duydum. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.